Kafe mu dava moy ne piye, şeker mu dava moy ne yade. Niçkom si sedi moy si plaçi, si esaka moy nonamu. Okay, tutu sale su starecu. Onlar Türkçe konuşuyor. Biz de Macirce konuşuyoruz. Vallahi Macirce geçiliyor. Rumca geçiyor. Arnavutça. Arnavutça geçiyor. Nasıl sayarsın say. Ne olduğunu bak öyle daha öğrenemedik ne işi. Ne Bulgarca tamam değil, ne Türkçe ne. İnanın. Çıkın şu Mustafapaşa'da yaşayan yaklaşık 1000'in üzerinde mübadil var. Ve hiç kimse size demeyecektir ki biz Makedonca konuşuyoruz diye. Makedonya dedi tabii. Bulgarca değil. Makedonya dilinin aşağı yukarı grameri de yok. Yani bizim buradaki konuştuğumuz dilin grameri yok. Bulgarcası katkılı. Arnavutçası katkılı, Yunancası katkılı, hatta Rusçası katkılı. Karışıktı. Bir Bulgarla konuşamazsın. Anlaşamazsın yani. Bir Yunanlıyla konuşamazsın. Anca Makedonyalı olacak. Şu anda bizim konuştuğumuz dilde bile biz işte ne Türkçeyi çok iyi biliyoruz, ne biz Macirceyi çok iyi, net bir şekilde yani konuşuyoruz. Öyle zaten. Arada bir karıştırıyoruz. Hı. Ya Türkçe konuşurken araya kendi dilimizden bir kelime ekliyoruz. Türkçe. Diğer Macirceyi konuştuğumuz zaman da araya Türkçe ekliyoruz. Net bir şey çıkartamıyoruz. Yazmayı biliyoruz ya da bilmiyoruz Makedonyalı şeklini. Şimdi konuşma, insan neyi konuşuyorsa yazabiliyor da. Ama konuşmadığını tabii ki yazamaz. Ben konuştuğumu fevkalede yazabiliyorum. Aynen Türkçe ile yazıyorum. Makedonyaca yazısı değil yazdım yalnız. Dikkatinizi çekerim. Türkçe yazılıyor. Makedonyaca da Türkçe yazıyor. Türkçe kelimeleri, Türkçe harflerle yazılıyor. Bazı harfleri biz yazamıyoruz mesela. Ne bileyim biz o harfleri öğrenmedik. Mesela bizim dilin harflerini Türkçe öğrendik, Türkçe yazıyoruz.
Bizim çocuklarımız bilmiyor mesela. Bilmiyor mu? Bilmiyor. Anlıyor, bilmiyor, konuşamıyor. Kız 40 yaşında, kız da bilmiyor. Kız yine daha çok biliyor. Biliyor da yani konuşmuyor, hiç konuşmuyor. Torunlar hiç konuşmuyor. Onlar bilmiyor, hiç bilmiyor. Şöpraş mare? Ne diyorduk? Biliyor da ne cevap vereceğini bilmiyor işte. Şodapram de. Şodapram. Arnası? Seda de. Arnasa. Seda. Arnasa. Ne metopo, arane metopo? Arane. Arane. Bilmez kız o, bilmiyor. Bu Selanik'te mübadele gelen dedilerimizin kendi lisanları. Mübadeleden sonra buraya geldiklerinde aynı lisanı sürdürüyorlar. Murat, Dobroski çay biliyorsun. Dobroski çay biliyorsun. Ki ne zaman ki biz işte araştırmalara başladığımızda kökenimiz nedir, nasıl geldik buraya, kimiz biz diye bir kimlik araştırmasına girdiğimiz zaman mübadele ve mübadeli sözcükleriyle karşı karşıya geldik. Ama halkın çoğu kendini macir olarak bilir. Memleketten hareket ettik. Temmuz 923'te 17 Selanik'te geldik. 18 Temmuz Ağustos vapuruna bindik. 16 tarihinde 923 7 günde Mersin iskelesine çıktık. 1 Eylül 923 Ulukaş'la geldik. 3 Eylül tarihinde 923 tarihinde Nikli'ye geldik. 3 Ekim 923'te Mustafa Paşa kasabasına geldik. Eskan edildik. Mubadil seferliği ve perişanlığı beyan eylerim. Son sözüm budur. 1923 yılında İnönü'nün de temsilci olarak katıldığı Lozan Anlaşması'nda ki şartnamenin bir tanesi mübadil şekli. Mübadil zaten değişme demektir. Ve 1924'te oradan hiçbir şey almaksızın yükte hafif ne varsa yorgan gibi, şu gibi falan filan oradan buraya gelmişler. Selanik'ten, Jerveni'den gelmişler. Ne bileyim oraları hep anlatırlardı. Nenem anlatırdı, dedem anlatırdı. Annem duyduklarını bize anlatırdı. Hep Jerveni. Yaz Jerveni arası derdi. Sorarlardı. Ogamet o dekası yaz Jerveni arası. Ne mene ne me baraydı. Aaa sabaltıçka da teysek var. Kastore'ye yakın. Kastore'ye 15-20 kilometre ileride bir köy. Ormancılık, odunculukla geçiniyorlar. Özellikle de sürü. Küçükbaş hayvancılık çok gelişmiş. Orada hep yeşillik, ormanlık, odun, çalı, çırpı bol. Hiç eve getirmezdik kışlık. Çok güzelmiş. Toprakları daha bereketliymiş galiba, verimliymiş. Ondan sonra ne bileyim böyle burada bayanlar bağ tarlaya gitmeye başlamışlar. Orada hiç çalışmıyorlarmış. Kendi içinde çok rahat olduklarını, çok mutlu olduklarını, kapalı bir şeyde yaşadıklarını. Etraf köyler çünkü komşu köylerin çoğu Bulgar, Makedon, Rum. Bu şekilde coğrafik yapıdan çok şey bir yerde, stratejik bir yerde değil. O şekilde bir önemi de var Cerveri'nin. Özellikle Balkan Savaşı sırasında çetelerin hücumuna uğruyor ve sürekli savaş halinde yaşıyorlar. Yani Balkan Savaşı sırasında. Biz buraya geldik, dizinkilerle dolduk. İşte de. Dörbe ya.
üçer dayı, üçte dayı beraber. Beraber. Ama sizinkine diyorlardı, siz kaçacaksınız gibi oynuyorlardı. Ha. İstemiyorlardı gitmeyi. Yusuf biz. Bizi buraya getirdiler. Bizi buraya getirdiler. Biz burada duracağız. Siz kaçacaksınız o yanda. Biz köyümüzden kaçmayız. Biz köyümüzden kaçmayız. Biz buraya diyorlardı. En başta bu şey olayı yani orman köyünden kalkıp da bir böyle bir yere yerleşmek. Şu anda her yanı taş olan. Bir masaldır yelken açmış. Yelkeni taş, rüzgarı taş, teknesi taştan. Bir kadehtir dolup taşmış. Kadehi taş, şarabı taş, yastığı taş, yorganı taş, uykusu taştan diye böyle bir şiiri var. Bedir Rahmi Eyüboğlu. Dedem onu çok severdi ve bunu söylerdi. Bu nasıl memleket diyordu. Her yanı taş. Bu şiiri söylerdi dedi. Tabii zamanlar, mekanlar, harpler, koskoca Osmanlı İmparatorluğu 3-4 kıtada hepsini şey yapmış. Ondan sonra birdenbire çekilmiş. Onlar kimisi oraya, kimisi oraya derken işte onların en sıkıntısından birçok zahmetler çekerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olduk yani. Şimdi bunları oradan İramesli Atatürk, o da Macir'iydi ya, Selamet bizim Cervenelli'ydi. Birinci Dünya Harbi'nden sonra bizimkileri buradan aldı, buraya getirdi, buradaki Rumları oraya sürdü. Oraya götürdü, gelmek böyle oldu, Atatürk'ten oldu. Benim babam oradan gelmiş, dedem oradan gelmiş. Anneannem oradan gelmiş, babaannem oradan, çevre oradan gelmiş, dayılarım oradan gelmiş. Hepsinin kendilerine göre anıları var. Hem de öyle enteresan anılar ki insan ağlayası geliyor, acınması geliyor. İşte Mustafa Kemal'in büyük bir atı var, aslan gibi. Herkesi yiyor, hiç kimseyi bırakmadı, hiçbir düşman kalmadı. Artık biz de çok rahata erişeceğiz. Bunu bekliyoruz. Buranın mesela nasıl bu olaylar oluyordu, çeteler bilmem. Yani o zamanlar çok şeyler, evleri basıyorlarmış Rumlar. Çok şeyler oluyormuş yani. Çok eziyet çekmişler. Dedemin babası ölmüş. Cenazesini yıkamışlar, tam kefenle beraber gaz dökmüşler, yakmışlar, mezara verememişler. Buraya gelme kararı çıktığında bizimkiler çok fazla üzülmemişler açıkçası. Bu kararı bekliyorlar çünkü Atatürk bizi ne zaman aldıracak, biz buradan ne zaman gideceğiz diye o gözle bakıyorlardı. Ama nereye gideceklerini bilmiyorlar. Gidecekler ama nereye gidecekler? Sadece Anadolu. Anadolu. Anadolu'ya gideceğiz, Anadolu'ya gideceğiz. Bununla ilgili Ataş türküleri de var. Puşka puk nalele izgore nele lelele izgore zeleno Veritis telele moy miru garya lelele moy miru garya le Deka ke yodite moy miru garya, lelele moy miru garya le. Ama bizim Türkler ne yazık ki oradan gelirken öyle gelmemişler. Sefillik, rezalet, açlık. Mesela Gül Cemal. Vapur gelecek Selanik'in limanına, oraya. Kim bilir kaç günde gelecek. Binecek. Kimini İzmir'e, kimini Mersin'e. Mersin'e gidenleri Mersin'e götürüyor. Mesela buraya gelecekler, kalıyor. Bu vaziyette o vapur gitmiş gelmiş yani. Gitmiş gelmiş. Bu vapurun içerisinde bir ihtiyar öldü. Bu ihtiyarı
Demir bağladılar, salladılar denizin içine. Bir karı çocuğunu tuvalete koydu. Tuvalet de böyle gayrimüntazam belli, iki taktanın arası. Çocuk bekler çıkacak, bekler çocuk çıkmadı. Baktı ki çocuk yok, çocuk gitmiş. Ben zannediyordum ki Atatürk bunu şey yaptı, teklif etti. Halbuki sonra vardım orada şeyleri okudum, Lozan'ın şeyini. Venizelos teklif etmiş. Akıllı adammış, buradaki okuyanları, malı zengin olanı hepsini almış götürmüş. Oradan gelenler, garibanlar hep. Buraya geldiler, bağ yok, bahçe yok, verdiler ama para yok, pul yok. Sanat da yok onlardan. Çok zahmet çektiler tabii. Verdikleri evi sattılar, başka ev aldılar, öbürünü yaptılar. Geçim zorluğu çektiler tabii. O gelene bizden daha çok zorluk çektiler. Evet. Evet, ev var. Saray gibi evler var. Anlaşıldı mı? Tarla var, bağ var, her şey var. Ama kış gelmiş. Eve odun ister, kömür ister, yiyecek ister, yakacak ister. Yatacak yer ister, yer var. Örtünecek örtü yok, altında yatak yok. Para yok, iş yok. E ne yaptık biz biliyor musunuz? 2-3 kat binanın tavan tahtalarını söktük. Tavan tahtalarını söktük. Odun olarak yaktık. O göbekler, güzel güzel süslü şeyler sattık. Yerli komşular, Rumları gidince onlar da açıkta kalmış. Çünkü onların hizmetçisi, onların ırgadı olarak burada kalır. Onlar gidince buradaki insanların da nafakası kesilmiş. Onlar da sefalet içine düşmüşler. Rumlar İstanbul'da çalışırlar, burada yiyorlarmış. Hepsi orada İstanbul'un balık pazarı olsun, bilmem denizleri, deniz seferleri, şeyleri hep Rumların elindeymiş orada. Onlar buraya parayı getirince bizimkiler de çalışıyor. Onlardan yani ustalısı da, ırgıda, amirini de geçimini temin ediyormuş böyle. Vaktaki mübadele olmuş. O zaman buradaki insanlar, ustalar, ustalığı geçmemiş. Kimisi Ankara'ya, kimisi İzmir'e derken hepsi dağılmış gitmiş. Köy nüfusu. O zaman hemen 4.000-5.500 nüfusa malik Rumlar, bizimkiler de 1.000 nüfusa. Farklı olduğu gibi gelenek göreklerimiz de çok farklı. Folklorumuz, en başta yaşam tarzı. Yaşam tarzımız çok farklı. Ben mesela hala şöyle, mesela Mart'ta o gece yılanların, akreplerin, düşmanların ağzını bağlardı. Annem rahmetli kırmızı ip, kırmızı beyaz ipi dükerdi Mart'ta. Ondan sonra böyle arkasını alırdı, ben de ne yapıyorsun anne derdim. Annem de yılanların, akreplerin, düşmanların ağzını dikiyorum derdi. Akrep ısırmayacakmış, yılan ısırmazmış. Ben yine dikerim şimdi. Arap takvimine göre aslında ilkbahar 21 Mart'ta başlar. Bugün ayın 13'ü, Mart 13. Yarın Mart'ın 1'i. Eski Mart'ın 1'i. Eski Mart'ın 1'i. İşte bu yarın Mart'ın birinde eskiden bahar kutlaması yapılır.
Mesela Mart geldi, tavuklar gıdık, yumurtladı. Yumurta kaynatırlar. Evde yumurta kaynatırlar, boyarlar, çocuklara yumurta verirler, efendim üzüm verirler, çerez verirler. Bir bayram havası yaşarlar o zaman. Şimdi o töreler yavaş yavaş silinmeye başladı yani. Komşu köyden Selamik'te ve çocuklar yesin bunu, sevinsin yani. Başka bir şeyini bilmiyoruz. Çocuklar... Ve bizimkiler de devam ettirmiş. Biz annemde, babaannemde, kayınvalidemde de böyle gördük. Orta kutluyorlarmış ne bileyim 14 Mart'ta. Bizim Mart, 1 Mart oluyordu. O Rumlardan kalma galiba. Onların bir, öyle bir adetleri mi vardı? Onlardan mı öğrendiler bilmiyorum işte. Öyle yapıyorlardı. Sonra burada da aynı devam etti. Sen bana vur. Ben sana vurayım. Biz bana vurun. Vereceksin mi? Yıldır çek. Bitti mi? İlan. Yerel gündem 21 Kadın Meclisimiz tarafından 6 Mayıs 2007 Pazar günü kasabamız Yeni Mahalle Parkı'nda Hıdrellez kutlaması yapılacaktır. Kasaba halkına ilanen duyurulur. Hıdırlez'de mesela biz yine, annem yine yumurta, o gün sade evdekilere yumurta haşlıyor, kazana su koyuyordu, o suyun içine yumurtayı atıyordu, ağaçlardan çiçek topluyordu, o çiçeği de suyun için, çiçekleri suyun, onunla bizi yıkıyordu annem. Gülün altına su koyardık bir testi, o testiyi de o sıcak suyun içine atardı, annem öyle İçine koy yok, suyun içine, sıcak suyun içine koy yok, çocuklarımız yıkıyor. Yıkıyor, başına sabun gibi geçiriyor bir iki sefer. Hani sağlık verir imajı, inancı. Anneler bize böyle yaptı, biz de çocuklarımıza yaptık. Yumurtanın iç kısmıyla yani. Yok. Pişmiş yumurta. Pişmiş yumurta. Ha, o pişmiş yumurtayı masum çocuğun başının üzerinde gezdiriyor. Ondan sonra yıkan, giyiniyor. Çocuğun yumurta gibi şişman olsun diye. Şişman olsun yahut da yumurta gibi beyaz olsun, sağlıklı, tok olsun gibi. İşte onun için böyle. Yani sağlık açısı, sağlık imajı veriliyor daha çok. Evet. Yani o su, o yumurta suya girdiği zaman o gücünü suya verir. Güç de çocuğu yıkadığı zaman bu çocuğa geçecek güç. Benim 6 tane çocuğum vardı, sırayla başlardım yıkamaya. Banyo yoktu, bırak uzun biçi yoktu. Soğukta yıkardık aşağıda. Tavayı koyuyorduk, büyük tava alıyorduk. Tavanın üstüne çocuklarımızı koyuyorduk. Yanımızda sıcak suyu alıyorduk, böyle yıkıyorduk. Şimdi her şey var. O zaman yoktu. Hadi sular aşağı Zeynep yukarı büyüsün hadi. Sular aşağı Zeynep yukarı. Gel lan sen de gel çabuk. Sen. Gelmeyeceğim. Şimdi bu yaktığımız ocak anne baba Hıdrellez'imiz. Annemizden babamızdan, ebemizden, dedemizden gördüğümüz Hıdrellez günü. Bu kazanı kurardık. Önceden ocak yoktu, milan gazı yoktu tabii. Tandırımızı yakardık, ocağımızı yakardık. Bu kazanı kurardık. Bu çiçekleri içine atıp yumurtayı, yumurta gibi şişman olsunlar. Şimdi zayıf isterek de önceden şişman. Ondan sonra annemiz bizi sıraya düzerdi. Bu çiçekli suyla Hıdrellez'de sırayadan banyo yaptırırdı. Banyodan çıktıktan sonra belimize söğüt bağlardık başımıza. Belimiz ağrımayacak. Orakla ekin yol arkana. Çapa yap arkana tarlada. Başımız da sıcakta ağrımasın. Başımıza bağlardık.
Sağlıklı cana işlerimizi korurduk. Sınavların iyi geçsin hadi. Amin. Oli bağlayacaksın hepimize bağlasın. Dedem rahmetli mesela Idırlar günü pek böyle bütün tarlaları gezerdi. Dedem hocaydı da, dedem de buna inanırdı. O da şey, Hızır peygamber mi? Hı hı. Bir şey vardı, dedem öyle anlatırdı, bilmiyorum kitap Kur'an'da mı okumuştu bilmiyorum artık. Bize hep öyle anlatırdı, bugün çok sevap derdi yeşil yerleri gezmek. Biz de mesela Idırlar günü giderdik hep böyle çay, yine herkes gidiyor da. Gorabi dirik biz, büyük. Kurabiye yani. Öyle annem oradan işte, öyle diyorum. Gorabi. 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 Evet. Tepside saçta pişirirdik. Gorabiye derler bizim. Saçta pişirirdik. Toplanırdık komşular, çocuk bahçene hepimiz çıkarırdık. Hepimiz bir şey getiririk, orada toplanıyor, yiyor, oturuyor. Gülüyor, öyle. Salam var mı orada? Ali mi kovi, tamam çelo. Kati teknilna koj da mi pišiš pa nazad. Va ne znam jaska. Da pli ovci paca čeleži na urva dodu kaj rekto beše mari žaba meka meja. Ta je druga beše, inako beše. Da ište i kad to same. Mm. Kad to same. İşte bizimkiler hep muhacir dilini konuşuyordu. Onların dilini çoğu bilmiyordu. Bilse de böyle şart pat tek tük yani kelimeyi söyleyemiyordular. O yüzden de yani babam diyor çoğunlukla belki hani dilimizden bilmediğimizden de zıt gidiyorduk. Biz konuştuğumuz için macir dilde. Onlar sanıyordu ki biz küfür ediyor, kötü söylüyor, uylanıyordu diyor, bize çatıyordu. Genelde zaten gelinlerin yanında konuşuyorlar böyle. Gerçeğini söylemek gerekirse. Bazen macirce konuşurlar, ben derim ki ya konuşmayın aramızda, oyunun niye gizli konuşuyorsunuz? Ama anlıyorum ben konuştuklarını. Öyle gizli saklı değil de alışkanlık var ağızlarında. Çünkü karıştırıveriyorlar. Her kafadan bir ses geliyor. 3-5 kişi bir oluyorlar, o söylüyor, o söylüyor. Dilinizi eşek arası soksun, şunu Türkçe konuşun diyor. Çeviriyorlar artık, ay özür dilerim. İşte kaçırdık senin yanında, senin burada olduğunu unuttuk diyorlar. Türkçe'ye çeviriyorlar. Ben Macirce babamla konuşuyorduk devamlı. Türkçe konuşmadık hiç. Sonra ben okula başlayınca Türkçe başladık konuşmaya. Azıcık biliyordum da
O biz gidince, başlayınca ben okula ilk sene çoğu Macirce biliyordum. Öğretmenler kızıyordu. Temiz konuşamıyorsun Türkçeyi, iyi bilemiyorsun diyordu. Kızıyordu, bu Macirce'yi unutacaksınız, Türkçe öğreneceksiniz. Hep Türkçe konuşacaksınız. Sonra annem bana Türkçe konuşurdu evde. Ben okula gidince Türkçe konuşuyorum. Eve gelince bizim Macir dili konuşuyordu. Sonra benim çocuklar doğunca hep Türkçe biz konuştuk çocuklarla. Benim çocuklar şimdi anlar, konuşamaz. Okula gitmeden önce bu Makedonya dilini konuşmak yasaktı. İşte Türkçeyi geliştirmek için yasakladılar. Okula gidip, burada Karataş Mahallesi vardı, Hamam Mahallesi var. Burada tamamıyla şeyler var, mübadil. Çevresinde yerli komşu yok. Yani Türkçe konuşan kimse yok. Böyle kesecek. Okula işte gittiler çocuklar, benimle yaşıt olanlar. Bilmiyorlarmış konuşmayı. Yazık çocuklar. Anne baba öğretmeyince sonra biz nasıl öğrendik, ne bileyim nasıl öğrendik. Öğrendik ya, yine dilimiz kayıyor kızım. Gidiyor işte. Biz çektik bizim şeyinde. Benim zamanımda çektik. Çünkü fazla bilmiyorduk Türkçeyi. Daha çok Macirce annem babam konuştukları için evde. Ben de konuşuyordum. Türkçe okula gidince sade konuşuyordum. Zorluk çektik. Böyle her lafı düzgün konuşamıyor, her kelimeyi bilemiyordum söyleme. Zorluk çekiyor insan bilmeyince. Ben 8 yaşındaydım ilkokula başladığımda. Onlar hepsini aldılar, nüfus cüzdanlarını aldık, götürdük öğretmene. Öğretmen kaydımızı yaptırdı. Bu senin kaydımızı yaptırdı, okula başladık. Yoksa göndermiyorlardı, ilkokula bile göndermiyordu o zaman. Türkçe yok, hiçbir şey yok. Bir arkadaşımız vardı 1. sınıfta. Hadi dedi, say dedi öğretmen, masaları say dedi, başladı. Enadu ve tri diye saydı, ona kadar dur dedi. Ona ayrı, hep onları ayrı öğrettiler. Sonra hep he'leri söyleyemezlerdi. Yani yuttu dedi. Öğretmen öyle dedi. Siz he'leri yutuyorsunuz. Hadi bir hindi yaz dedi. Hindi yazarlardı. Öğretmen de çok aksiydi. Bir düdüğü vardı. Kafasına vururdu. Sen hindi yazamadın, hindi yazdın. Bir de şaşırttırırdı, avlağa yaz. Bizim şu dağlara avlağa derler. O da ha'yı koyayım deyince havlağa oluyor. Bu sefer de dedi, havlağa gittin de havladın mı derdi. Yani öğretmen biraz sertti. Çok korkardık hepimiz ondan. Öyle şeyler oldu yani. Çocuklarla biraz sıkıldık oldu. Evde onların dilinden bu sefer
Öğretmenler gitti, annelerine Türkçe öğrenin. Artık burada yaşayacaksınız. Türkçeyi öğrenmeniz lazım. Bu çocuklara da Türkçe söyleyin. Onlar da orada bocalıyorlar ne diye. Öğretmenler evleri bile gezdiler. Öyle. Yaptılar yani. Yaramazlık yaptılar ya yani o zaman. Buraya öğretmen olarak geldim. Ve bana o zamanki şeyle birinci sınıfı verdiler. İşte o zaman bire gelen Hamam Sokağı'ndaki çocuklarla Karataş Mahallesi'ndeki çocukların %90'ı şey bilmiyor, Türkçe bilmiyor. Bir kız var, kızcağızın tuvalete gitmesi icap etmiş, ikide bir de söyleyemiyor da, Türkçe de bilmiyor falan. Ne o kızım dedim, ne oldu? Söyleyemiyor. Yani tuvalete gideceğim diye anladım ben tabii kıpırdandığında. Makedonya'ca. Çişin mi geldi dedim. Bir sevindi ama. Hemen koş. %90 çocuklar öyleydi. O gün belki de devletin bu dili yasak etmesinin sebebi de bu yani. Türkçeyi iyice öğrensinler. Konuşma şivemizden anlıyorlar. Sen nerelisin diyorlar, macir mısın diyorlar, diliniz kayıyor diyorlar. Dün gittik, dün otobüste dediler. Diyor, nerelisin? Ben de diyorum Mustafa Paşalıyım. Tamam diyor, bildim diyor. Macirsin. Konuşmandan bildim konuşmandan diyor. Konuşmandan bildim diyor. Ne diyeceksin o zaman? Macir diyor. Yine de ben macir olduğum için benim Türkçe fazla düzgün değil. Belli ediyor macir olduğumda. Nereye gitsem beni tanırlar. Sen macirsin diyorlar. Ben nereden biliyorsun? Sen dilinden anladık macir olduğunu diyor. Lihyana benam oy çarvena, çarvena benam oy tranda bir, çarvena benam oy tranda bir. Çeşmana pravim oy nastresevo, celide vojki moj da dojde, celide vojki moj dojdoje.
aldın İlyana oy ne beste. Liliana bela moy çarvena, Liliana bela moy çarvena. Mahkemelik olduk onlarla. Tabii onun üstündeki tarlanın sahipleri, onlar şahit gösteriyor. Onlar da bizim oradanmış yol. Ama sadece böyle, affedersin, bir eşek yolu varmış. Eskiden bir eşeğinin bir at arabası var. Oradaki onun oğlanlara demişler ki, biz buradan yol yok diyelim, oradan yol var diyelim. En iyisi biz bu yolu kapatalım demişler onlar. Yani onlar geçmeyecek. Ötekinin de işine geliyor. Bunlar mahkemeye gitmişler. Anneleri demiş ki beni götürseniz ben doğruyu söylerim. O oradan geldi yani memleketlerinden. Ama biz sana dedik ki demiş bu Türkçe bilmiyor. Biz senin yerine biz konuşuruz demişler. Oraya varmış işte hakim soruyormuş demiş. Biz size sormuyor, annenize soruyor. Ama annemiz Türkçe bilmez ki demiş. Biz onu seni göresin diye getirdik. Onun için bunu yerine biz konuşacak. Kaç sene oldu geleli demiş. O zaman 40 sene olmuşmuş geleli. 40 sene demiş. 40 senede birer kelime öğretseniz 40 kelime öğretirdiniz. Bugünkü bu ifadeyi verirdi demiş. Siz gavur musunuz demiş. Hani sert davranmış. Hemen öteki gavurluğu yani kabul etmemiş. Elhamdülillah hakim bey demiş. Müslümanım, Müslümanım bana sus dediler sustum demiş. Annemin ailesi hep Türkçe konuşuyordu. Dedem. Dedem hoca olduğu için, her yere gittiği için o çok büyük, derin hocaymış. Yani hep Türkçe konuşulmuş. Annem ne hep Türkçe öğrenmişler daha baştan. Onlar biliyordu. Babam hiç bilmiyordu Türkçe. Sonra babam öğrendi Türkçe burada. Arkadaşlarla böyle annemle evlendikten sonra daha çok öğrendi Türkçe. Dedem hep Türkçe konuşulmuş. Babam bilmezdi Türkçeyi. Dedemler Yunanistan'dan buraya geldikleri zaman Türkçe bilmedikleri için kadınlar da dahil eğitim altına alındı. Türkçe eğitimi verildi. 1927 yılında anneannemin hala diploması var. 4 ay kursa gitmiş Türkçe öğrenmek için. Mecburi tutulmuş. Evdeki gelinler, kadınlar, hepsi yaşlılar, erkekler, herkes Türkçe eğitimini alınmış. Zaten talimat verilmiş. Türkçeden başka dil konuşulmayacak. Ama belki de hatalıydı. O gün için belki iyiydi. Ama belki de hatalıydı. Neden hatalıydı? Bir dil bilen bir kişi, iki dil bilen iki kişi. Beş dilen beş kişi. Ben düşündüm, taşındım gelecekler için, evlatlarımız, torunlarımız için zamanla bu dil unutulur diye ben tuttum Türkçe büyük sözlükleriyle, iki cilt sözlükle oturdum tek tek her Türkçe kelimenin karşılığı Makedonyaca nedir karşılığını yazayım dedim. Ve başladım, bir cildi bitirdim, bitirmek üzereyim. İ harfine kadar geldim şu an. İ harfindeyim. O İ harfin üzerinde çalışıyorum ve devam ettiriyorum boş kaldıkça. Çocuklar merak ediyor. Ala bu ne demek? Ala bu ne demek? Soruyorlar yani. Şunun adı ne? Onun adını söyle, öğretin. Biz de bazı öğretiyoruz. Hani oradan kaldırıp buraya getirdik. Bizim kültürümüz doğal olarak değişti yani. Şimdi ben eğer orada Cerveni de büyümüş olsaydım tam kültürümü almış olacaktım. Tam muhacir olacaktım yani. O şekilde büyüyecektim. Dilimle büyüyecektim, adetlerimle büyüyecektim. Ama buraya gelince mutlaka adetler değişti. Şimdi onlar nasıl bize uyuyorlarsa biz de az çok onlara uymak zorundayız. Karşılıklı olduğu için. Tabii ki kültür değişiyor, adetler değişiyor. Hani konuşma, hani dedemin dediği gibi mecburen Türkçe'ye dönüyor. Şimdi ben muhacirce konuşsam Nasibe beni anlamaz. Biz ikimiz anlaşamayız yani. Mecburen Türkçe'ye yönelmek zorundayım. Muhacirce de bir köşede kalsın. Hani ben muhacirim, birkaç kelime biliyorum gibi oluyor. Yani kültürümü zaten tam alamıyorum ben. Fazla bir şey bilmiyorum. Yerlilerle de karışınca böyle oluyor yani. Sevinç
Sonradan gençlerimiz çoğu işte bu barış gücü NATO'ya asker aldıkları zaman çoğu gençler bu dili bildikleri için Bosna'ya, Sırbistan'a asker olarak gittiler. Biz de bu dili biraz daha öğrenmeye çalıştık. Askerlik, Bosna'da ve Kosova'da askerlik yapabilmek için. Ve sonuçta biraz öğrendik. Bosna'ya da seçilmeye hak kazandık. Çok da memnunlar. Orada kendileri o anda fark ettiler zaten. Aa, bu dil bize çok şey kazandırıyor diye yeni yeni bunu fark ettiler. İstiyorlar, her gün diyorlar bana öğret diyor. Benim eşim de bilmiyor. Kızı, bizim dilimiz kötü değil. Makedonca bizim dilimiz kötü değil, herkes istiyor. Bunlar da istiyor ama öğrenemiyorlar. Ben sadece şey biliyorum, Mariçukça falan biliyorum. Gurur duyuyorum, hiç etkilenmiyorum. Dilimdir canım, babamdan dedemden kalma. Niye gururluyorum? Niye utanacağım kuzum? Utanacak bir şey yapmıyorum çünkü. Provimeyi maya od včera od enes i maya takim oforlime. Zeki i Fatih meset na maya takim oforlime. Ajde, Bosna, rastaj donese. Sıs var, yeğiz veme, o tamu, kevgir o göz veme, çukalçıt o göz veme, idun o kome, tuğtega i patvame, i istrimele boy. Çok sıcak olmasın bak. Güreş çıta neyse. Sapa parve. Sapa parve. Konforlu mu? Yok, normal. Normal? Soğuk su atmış. Ama rokan out muklu dome. İdve roti braşnu muklu dome. Troşiçka sol. Voda güreş çı paparena. Paparena voda. Ta zavri voda ta. Salajita ta zburbatima taka. И е покриме тоа е да виме многу така и на трекла дома. Ајде во обрашно ќе го теме. Дел ми шерпе? Е, доста, доста. Доста? А, зело го. Ајде. Не му клавај брашно. Ние не му клаваме. Nohutlu ekmeğin özelliği tatlı olur ekmek. Bayram, aynı simitlerin tatlısı gibi tatlı olur. Mayası nohuttur. Nohutu haşlıyorsun. O ekmekten yaparız. Mesela Arife günü nohutlu küçük ekmekleri yapardık. Üstüne helva koyardık. Onları dağıtırdık. Bütün akrabalara götürürdük ekmek. Herkese dağıtırdık. Herkes de bize getirirdi. Hamurlarımız bizim yaptığımız hamur ayrı. Onların ekmek pişirdiği ayrı, bizim ayrı. Börekler ne? Onlar önce hiç börek nasıl olduğunu bilmezdi. Biz bu börekleri devamlı yapıyoruz. Dedelerden kalma. Kaç tane var? Var mı? Yok, bir tane. Bunlara da macir ekmeği derler. Bozuluyor. Bir eşki değdi miydi hemen bozulur. 13. Buna temiz olacak, örgüler temiz olacak, elinden girdiğin zaman temiz olacak, ellerin eşkiden olmayacak. Her şey temiz, temiz olmasın lazım. Efendim göçmenler geldiği zaman bizimkiler hor gelmedi hiç. Daha doğrusu acıdılar kendilerinin içine. Eline gelen yardımı yaptılar hepsi. Birbirine karışık zaten köy. Öyle bir kavga dövüştü, o çıkmadı, sonradan çıktı. Yalnız birbirine yanaşıp evlenme olmadı hiç. Ne kız aldılar, ne kız verdiler. Ta ki 1950'ye kadar ilk bir muhacirle şeyi ben everdim. Nikahını yaptım muhtarken. O zamana kadar hiç evlilik yoktu. 1950'ye kadar. Oğlanı istemiş. İsteyince kızın annesi demiş ki şunu ne diye
Beğendin kızım, ziraat horozuna benziyor bu demiş. Ertesi gün o çocuk siyaha kafasını boyamış, ortaya çıkmış. Anne bak bakalım demiş, esmerleşmiş artık. Güzel olmuş mu, alabilir miyim demiş. Tabii sevgi de var aralarında, aldılar şimdi mutlular. Şuraya getirdim. O nasıl oluyor? 10-15 sene oldu kız, 20 sene belki. Kız alıp vermeye başladık. Önceden herkes, yani macirlere verirdi. Önceden yerli kızları aldık biz. Ondan sonra bizim kızları sonradan onlara vermeye başladık. Öyle. Düğün, kız alıp verme derken de en büyük örneği ben kendimi de gösterebilirim. Benim ailem, baba tarafım burada Rumlarla yaşayan yerlilerden. Anne tarafımdan de Selanik göçmeni olarak gelmişler. Baba yerli, anne muhacir. Bu şekilde biz de belediye başkanı olarak burada görev devam ediyoruz. Köy düğünü yapacağız. Gelini eve getireceğiz. Burada işte hayatımız kocaman. Buramız da güzel. Burada gireceğiz, oynayacağız, eğleneceğiz. Saat 10-11-12 arası iki araba gelini evine götüreceğiz. Yerleşti, namazı var. Namazını kıldıracağız. Gelin gelir ev düğünleri. Önce damat giyinilir bir geniş alanda, bir akrabanın evinde. Orada giydirirler. Ondan sonra ona düğe donatmadılar. Arkasına poşu takarlar damat belli olsun diye. Sonra işte davullarla halaylar çekilir. Kazanlarımız yani Perşembe gününden, bayrak dikiminden önce Perşembe gününden kazanlar kurulurdu yemeklerimiz. Pazar günü gelin aldıktan sonra damat veya güve kapandıktan sonra olay bitiyordu yani. O zaman ama kasaba halkımız veya da ailelerimiz diyeyim, ne kadar şey varsa yemeklerde, bulaşıkta, servislerde yani kasaba geldiği zaman herkes yerde, herkes de bir tarafında bir şey tutardı yani. İşte kıza türkü söylerler, kıza ağlatırlar. Deke ostaş voydan ana damaranko Ayşe. Nona da sake Yasime nona da beyo Ali Bey. Beşinin pesini de zubur abime. İşte böyle. Hani diyorlar sen anneni babanı nerede bırakacaksın? Kızı ağlatıyorlar. Yani gidiyorsun. O da işte kız da ağlıyor. Şu anda yerli mazi denen bir şey kalmadı. Arkadaşlarımız ve bayanlar, hanımın arkadaşları, benim arkadaşlar çoğu macir. Yerli macir aynı kaynaşıyoruz. Yerli komşular biz macirlerden epey evlilik yapıyorlar.
Ve bu evlilik çok iyi bir şey. Kenetleniyoruz birbirlerimizle.